Evet dostlar, şimdi arkadaşlarla görüştüm. Geliyor abi, biz de hemen dediler. Onları bekliyorum şu anda. Tam gişelerin dibindeyim, boşlukta. Gelsinler bakalım. Gelseler gideceğiz. Aha da geldiler. Girip şöyle yukarıdan aşağı düğü gittim. Aynen. Ben oraya girmiştim. Soğuk. Şu mu? Yok, bu değil. Keşke bu olsaydı. Buradaki arabalar durayım mı acaba? İnşallah ilerideki arabalar durmuyor. Sen burayı hatırlıyor musun? Buraya geldik diye. O kadar çok hatırlıyorum canım. Yani. Gelme oğlum, gelme. Yolu da az çok şey yapayım. De yani ne olur ne olmaz. Karıştırdık mıydı, evet. Sıkıntı oluydu. Doblo gene orada. Orada ne yapalım? Şey. Burada tamam. Bir dönebilsek tamam. Buradan döner herhalde. Buradan döner dönmez. Gangı'yı peşimize götürmedik mi? Hiç sıkıntı yok. Yok ya, burada döner. Geçinde de ayrı böyle bir araba vardı. Bir bakalım. Ya vurduğumuz zaman dururuk ya Okan. Boşver. Siktir et. Kütürtü gelecek arkamızdan da. Gelelim bu fakülün faydalarına. Değil mi? Bir saniye ampirden gireceğiz de bunu kaldıralım. Şunu hayır. Bunu aldıracak da nasıl alalım? Evet arkadaşlar, şimdi hemen gireceğimiz köşede bakın araba var. Bu arabayı almadan oraya giremeyeceğiz. Onu bir kaldıralım oradan, hep beraber tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle araçları kaldırttık. Sabah saat 8 olsun dedik, yani milleti uyandıralım. 8'den sonra girelim dedik, yani milleti 8'den önce rahatsız etmeyelim. Vatandaşı. Hani bizim onları düşündüğümüz kadar onlar da bizi düşünseler var ya, zaten sıkıntı olmayacak. Köşelere araba çekmeseler. Kamyoncu köşeye arabayı çekince bizde sıkıntı oldu. Şimdi buradan dönüş yapalım bakalım. Bir
Sabahtan beri bu kamyoncuyu bekliyoruz. Birkaç tane de taksi var şurada. Onları bekliyoruz. İnşaatın kapısına doğru giriyoruz. Şurada da var bir sıkıntı ama dur bakalım ondan. Şöyle onu ben bir geçeyim bakayım. Dur dedi buna. Evet arkadaşlar, önümüz görüyorsunuz, kör sokak. Yani taksiler çıkabiliyor da biz çıkamayız böyle. Çıkma şansımız hiç yok. Ya kapın ya şey yok. Bozulmuş. Bozulmuş değil, çip yok. Çipleri olmadığı için bu tarafa açamıyor dışarıdan. İçeriden açılıyor sadece. Olay yakın zamanda yok. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün yeniden cezaevine döneceği belirtiliyor. Açık cezaevlerindeki koronavirüs izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. Süre sona erdiğinde bir daha uzatılmayacağı ve 80 bin hükümlünün cezaevlerine döneceği belirtiliyor. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere 15 Nisan 2020'de izin verilmişti. Ve bu izin ikişer aylık periyotlar halinde 12 defa uzatıldı. Bu sürede koronavirüs izninden 200 bin mahkum yararlandı. 121 hükümlünün de bu sürede cezası tamamlandı. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun da görüşünü alarak salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle açık cezaevlerindeki izni uzatmama kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda yaklaşık 80 bin kişi kalan cezalarını tamamlamak üzere cezaevlerine dönecek. Hükümlere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Evet dostlar, şimdi tuğlayı boşalttık. Şöyle geri geri buradan çıkmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çıkacağız yani, bir sıkıntı olmayacak. Şimdi araçlar var. Her zaman ileri değil, biraz da geri gidecek mecbur. Arkadaş, biraz şey keskin burası, o yüzden sıfırdan almamız gerekiyor.
Şurada da bir araba var geride. Tam çaprazımızda. Buradan çıkması bir ölüm. Bir tarafa atsın arabi. Durabiliyor şimdi. Oradan gitme. Buradan dönmez ki. Doğruya giriyorsun değil mi? Buradan dönmez ki la. Buradan nereye gideceğiz? Pardon, gene o taksi ne orada? Hava aşağıdan yol çıkıyordu herhalde ya. Geçen oradan bir yerden çıktıydık ama. Çıkamazsın ya. Nasıl sıkışıp alırsın. Burada dönüş yapamazsın. Allah Allah.
Nelerle uğraşıyor burada bir görseniz. Bir görseniz buralarda nelerle uğraşıyor. Ya Allah, ya bismillah. Diyorsun. Aynen. Allah'a şükür. Ya be, gelsen Onur, Allah'ını seversen, girizekalı oda. Şuraya sura çeksene. Bir de basın arabası yani. Ya. Basın arabası. Memleketin ya uşağı. Hadi. Şerefsiz. Gel oğlum. Sağımı serbest. Soluna dikkat et. Ben dikkat edeyim de adam giriyor hala arabanın Allah arkasına Allah ya. Allah Allah. Acelesi var adam. Acelesi var evet. Dön röketin yavuş. Bu sağa giderse sen sola kır. Sola giderse sen sağa kır gitmesin bir yere. Adam diyor. Güzel bir dayak yemiş şeyden. Hayırdır, kamyoncudan. Haydi video var abi. YouTube atıyorum ben. Millete takip etti. Etmeye çalışıyor. Ne yapsın lan hayvan gözü? Ne oldu? Adamın araba bıraktığı yere bak şimdi. Şey olmaz. Ya ya. Bu taraftan gel biraz. Bilseydim. Türk telefonun arabası gel. Yok. Kurtar mı? Kurtarıp Demir'e pek gelmezsin. Yok Demir'e gelmedi de. Sağ kurtarır abi. Bu taraf rahat kurtarır. De bu heri nasıl bir yol vermeye çalışsa iyi bu. Hava tabak. Yani şöyle bir yerde durmuş tezekalı. Ah şimdi. Şuş. Allah'ım yarabbim yarabbim yarabbim. Şuş. Allah'ım yarabbim nelerle uğraşıyorsun ya. Ne yapayım ya orada yol varken. Yıkamacıya gireydi ha. Nelerle uğraşıyorsun ya. Ya sen konuş. Ağzın yok mu ben konuşayım? Evet arkadaşlar, girdiğimiz yerden çıkarken bayağı bir uğraştık gördüğünüz gibi. Çünkü o şekilde çıkmak gerekiyor oradan, başka türlü çıkamıyoruz. Aşağıya doğru yol gidiyordu abi diyeceksiniz şimdi. Orası da arkadaşlar kör noktaya denk geliyor, dar bir sokağa denk geliyor. Geçen de gittik oradan geri döndük. Olmuyor yani. Diyeceğim şu,
Biz aynı bu şekilde çıktık oradan. Yani sıkıntılı dediğim şey oydu. Girerken sıkıntı, arabalar var. Çıkarken sıkıntı, arabalar var. Her taraf dolu. Ama hayırlısıyla bugünümüzü de atlattık. Yükümüzü boşalttık. Hayırlı uğurlu bir şekilde şöyle ne yapıyoruz? Şimdi buradan çıkıyoruz. Yolumuza, izimize bakıyoruz. Devam ki diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Şimdi biladerin yanına doğru geçiyorum. Ondan sonra işimize gücümüze bakacağız. Hayırlı günler, hayırlı işler hepinize. Allah'a emanet olun. Bay bayınız.